Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler, sizlersiniz. Unutmayın, sizler Türkiye'nin umudusunuz. Sizler Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Karşılaştığınız zorlukları aldırmadan, sabırla, inançla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. Yapamazsınız, başaramazsınız diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır. İnancın ve azmin elinden Allah'ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz. Sevgili gençler, tüm bunları söylerken şu gerçeğin farkında olarak söylüyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden? Nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını %80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Araştırma geliştirme merkezi sayımızı 0'dan 1328'e çıkardık. Buralarda 66.250 projeyi tamamladık. 14.634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı. Bugün 104 teknoparkımız var. Tasarım merkezimiz yokken bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13.101 proje tamamlandı. 2.262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık. Merkezinde siz gençlerimizin olduğu 21. yüzyıl Türkiye'sini ilimle, teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Bakınız, yeni Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi yansıtan en önemli tablo bu sene 10.sü düzenlenen Teknofest'tir. Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran Teknofest son çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor. Teknofest dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor. Teknofest, unutmayın gençler, bir gençlik destanıdır. Gençler, Teknofest
bir teknoloji devrimidir. Teknofest, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir. 2018 yılından bu yana Teknofest'in dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahitlik ediyoruz. 2018'de 14 farklı kategoride toplam 4333 takım ve 20 bin yarışmacı ile başlamıştık. Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de 41 farklı kategoride 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı ile 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Allah hamdolsun. Teknofest Adana'ya ise 50 farklı kategoride 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi bakımından da yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz bölgesindeki tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakir Paşa'ya davet ediyorum.